Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde lezzetinden patır patır patlayan, ağızda dağılan harika bir nişasta kurabiyesi yapıyoruz. Çok basit malzemelerle sizi çok fazla uğraşmadan hamuru elde edeceğiz. Çok sevdiğim tariflerden biri. İçinde 125 gram kadar oda ısısında tereyağı var. 1 su bardağı da pudra şekeri ekleyip birazcık karıştıracağım öncelikle. İsterseniz bunu elinizde de yoğurabilirsiniz. İyice krem haline getirmenize gerek yok. Biraz çırptıktan sonra içine yumurtaları tek tek ilave edip karıştırıyorum. İçine koyacağımız nişasta sayesinde ağızda dağılan bir yapısı olacak. Ama sadece nişasta koyarsanız tamamen dağılır. O yüzden biraz tutması için bir bardak kadar da un koyacağım. Kabartma tozu ve vanilyayı ekliyorum. Bir tane de çıtır cam kase koyuyorum dermişim, elimden düştü. Hepsini birlikte yoğurmaya başlıyorum. Biraz elimle tozları itiyorum ki çok fazla çünkü dağılıyor, incecik olduğu için nişastanın yapısı. Ve ele yapışmayan, sertçe güzel şekil alabilen, yalnız çok sert değil, bir kıvam alana kadar nişasta ekleyerek hamurumu elde edeceğim. Görüyorsunuz artık kaba yapışmıyor. Çok rahat bir şekilde çıkıyor aparattan da. Artık şekil vermeye geçebilirim. Bu kurabiyeye en güzeli yuvarlak şekil vermeniz yakışacaktır. Çünkü fırında patır patır kabardığı için, çatladığı için kendi görüntüsünü, güzelliğini zaten ortaya çıkarıyor. Ama farklı şekil yapmak isterseniz benzer tarifle paylaştığım mantar kurabiyesini sağ üstten bakarsanız orada da farklı şekiller var. Bu arada hatırlatmak isterim, kanalıma abone olduğunuz halde benden yeni videolar hakkında bildirim gelmiyorsa bu görmüş olduğunuz üst taraftaki zile basmamışsınız demektir. Eğer ona basarsanız her videom yayınlandığında size haber edilecektir. Kurabiyelerimi önceden ısıttığım 165-170 dereceli fırında kabarıp güzelce çatlayana ve hafif kızarana kadar pişireceğim. Beyaz kalmasını ben sevmiyorum. O kıyırlığı, kavrulmuşluğu daha güzel yapıyor bence kurabiyeyi. Siz ne diyorsunuz? Yorum bırakın. Daha rahat soğumaları ve nemlenmemeleri için tel ızgarayı alıyorum hemen sıcak sıcak. İnşallah dener ve beğenirsiniz. Bunun gibi yüzlerce tarif için YouTube kanalından beni takip etmeyi ve o zile basmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.